Ha, doktor bey. Doktor musunuz? Yo, avukatım ama cübbede beyaz tonlarını tercih ediyorum. Ay, kusura bakmayın. Ben Safiye, nasılsınız inşallah? Burada bu soruları genelde ben sorarım. Özür dilerim tabii. Hayır hayır, yani 40 yılda bir benim de hatırımın sorulması bir hoşuma gitmedi değil. Siz nasılsınız? Şey, ben kök hücre için gönüllü kan verdim de nasıl hissetmem lazım? Gururlu. Ay yok, yani hemen kalkayım mı, şekerim düşer mi, bir şey olur mu? Ha, 5 dakika oturun, dinlenin. Bugün evde de böyle çok ağır işler yapmayın. Bol bol sıvı tüketin. Ya ben tansiyona da bakayım bir, içim rahat etsin. Ha yok, gerek yok. Şimdi özel hastane ücrete girer. Ne ücreti ya, insanlık bu. Aç kolunu. Vallahi uzun zamandır görmemiştim de hemen tanıyamadım. Bir de doktor bey, ben sabahları uyanınca bir boğazım yanıyor. Niye olabilir? Şöyle tansiyona bakalım. Boğazına da bakarız, tamam? Evet. 12.8. Gayet iyi. Ve boğazına bakalım. Bir de doktor bey, benim kızım 3 gündür ateşli. Burnu akıyor, böyle hafif hırıltılı bir öksürüğü var. Ne ilaç verelim? Öyle olmaz ya. Doğru, randevu al gel diyeceksiniz. Hayır hayır, yani böyle uzaktan olmaz. Ben 6 gibi çıkıyorum buradan akşam. Size geleyim ben, ikinizi de güzel bir muayene edeyim. Evet, yalnız özel muayene ücretiniz? Ya ne özel muayene ücreti Safiye abla, o kadar ahbap olduk. Şurada 2 muhabbet ettik yani, birbirimizin gözünün içine baktık. Yani ne, bir çayını içeriz, olur biter. Vereyim numaramı, adresi konum atarsın bana. Akşam ben çıkınca hemen direkt gelirim. Gerçekten mi? Tabii tabii. Ya tabii tabii, buyurun yazın. Ay Safiye abla ya. Serdar benim ismim. Memnun oldum Serdar hocam. Serdar hocam ayıp olmazsa damadım da uykusundan nefes kalıp uyanıyormuş. Ha, evet, tamam, gelince ona da bakarız. Evdeyse ona da bakarım. O zaman yemeğe de kalacaksınız. Vallahi çayla bırakma. Ne güzel ya. Ev yemeği ve yanında sınırsız yerli hasta. Sınır tanımayan doktorlar sizsiniz galiba. Vay Safiye abla ya. Tamam, ben kaçtım o zaman. Hastaya da bakayım. Oldu, görüşürüz. Hocam. Kolay gelsin. Sağ ol. Derin nefes al. Hocam ne güzel geldiniz ya böyle gönüllü muayeneye. Yıldız'la ilk mi tanışıyorsunuz siz? Vallahi bugün tanışıp hemen kaynaştık. Yakın ahbap olduk. Hocam acaba tişörtün üzerinden olmuyor mu? İlla çıplak ten mi gerekiyor yani? Ya tıp, ben bilgi almak amacıyla soruyorum. Konuya merakım var da. Ha. Akciğerlerde konjesyon var mı, panoramin var mı diye bakıyorum. Neyi vardı? Öyle demek ki meran var demek de olmuyor kardeşim. Akciğerleri dolu mu diyorum, zatüre başlangıcı var mı diyorum. Ay Allah korusun. Geçmiş olsun Yıldız'cığım. Yıldız'cığım. Sağ olun. Yarın senin bayağı bir mukus sekresyonun var. Evet. Avrupalı tipli derler benim için. Bilmiyorum. Hayır yavrum. Latince sümüğün akıyor diyorum. Ay, pardon. Yavrum. Yani doktor ayıp olmaz. Evet hocam, göğsünü muayene ederken de aynısını demiştiniz. Allah razı olsun doktorcuğum. Ciddi bir şey değil inşallah. İnfluenza. Tövbe. Yani halk arasında grip denir. Ha, iyi. Ya tıp eğitimim itibariyle böyle Latince terimler kullanıyorum, kusura bakmayın. Ne kusuru canım. Siz şimdi Latinlerle falan ne güzel anlaşıyorsunuzdur. İmmün sistemin gayet iyi. Akşam için bir analjezik vereceğim. Bu mukus sekresyonunda antihistaminle rahatlatacağız, tamam? Yani Roma İmparatorluğu'nda bile bu kadar Latince konuşulmamıştır. Serdar hocam buyurun, yemek hazır. Talip sen de ekmeği kes hadi. Vallahi Serdar Bey de rahat etti burada belli. Yaşar abinin koltuğunda. Kaçıncı kahve o? 2. Ondan sonra niye nefesim tıkanıyor, niye uyanıyorum? Oğlum uyku apnesine 5 kalmış. Çay kahve yasak sana oğlum. İyiyim ben ya, benim bir şeyim yok. Rengin de soluk. Sen geceleri kesin ejderha gibi böyle kükrüye kükrüye horluyorsunuz, değil mi? Hocam ama yani siz bana saydırıyor musunuz ya?
Hayır, Latinceyi de bıraktınız, artık Türkçe saydırıyorsunuz. Ben doktorum, ben gerçekleri söylerim. Safiye abla, lavabo şurada, değil mi? Evet hocam, buyurun. Şurada ikinci kapı. Hani halk arasında dallama dediğimiz bir tip. Hiç demle, ben çok sevdim. Doktor dediğim böyle olur. Nasıl olur? İyiliğimdir, merhaba. Nasıl? Doktorun gözü bende mi? Tabii, saçmalama. Kıskançlık bu. Ya Safiye abla, hadi iyilik yaptı, geldi muayene etti. E gece yarısına kadar oturdu adam ya. En son tavla oynadınız ya. Bu adamın niyeti başka ve Hipokrat yemininde geçen bir konu değil. Safiye abla, nasılsın? Günaydın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız nasıl oldu? Bir gideyim sırtını dinleyeyim. Bugün ne zahmetler ya. Senin sabah boğaz yanması oldu mu? Ya o verdiğiniz ilacı aç karnına içtim, hemen kesti. Tamam, o zaman endoskopiye gerek yok. O kesin gastroezofagoal reflü. Yüce Sezar ve Latincesi de geldi. Midesi de yukarı kaçıyor. Galette bakayım. Aa, sende pes planus var. Ne var ya yine bende? İşte halk arasında düz tabanlık derler. Halktan tiskindim, yemin ediyorum ya. Düz taban ha, uğursuzum ben yani. Hayır canım, ortopedik bir şey işte yani. Ayağı tabanının medial arka düşük. Hocam siz bana niye taktınız ya? Düz taban, uğursuz, soluk benizli, horlayan, saçma sapan bir tip oldum. Hayır, bir de bu yakışıklıkla yani. Ya işte, hastalık gördüğümü söylerim ben. Mesleki deformasyon, bu ailenin sağlığı benim için çok önemli. Allah razı olsun hocam. Kahvaltı etmedim ben ya. Aa, buyurun biz de yapın hocam. Yok canım. Vallahi. Ya hiç zahmet verme. Olur mu hiç? Hiç, aklım da yok. Israr ediyorum. Hiç oturmayayım. Peki o zaman. Bir şey atıştırayım ben ya. Gözleme bu kadar mı, daha var mı? Aa, hemen yaparım hocam. Meşhurdur benim gözlemem. Başımızla beraber ne büyük bir şeref verdiniz ya. Buyurun, memnuniyetle. Doktor bey merhaba, rahatsız ediyorum. Bu verdiğiniz ikinci ilacı akşam yemeğinden ne kadar sonra alacaktı? Dur, en iyisi ben akşam 7 gibi geleyim, anlatayım abla. Gerek yok. Yani telefonda söyleyin, hiç meşgul etmeyin. Olur mu şey ablası, yabancı mısınız siz ya? Yani sizin ailenin sağlığı benim için çok önemli. Nasıl oldu Yıldız? Safiye abla, yanlış anlama ama bu masada bir şey eksik. Bence bir şey fazla. Lifli besin eksik şimdi. Ben İzmirli olduğum için biz işte böyle sebze, ot mot çok yeriz. Biz yemiyoruz ya pek. Burada böyle. Ne sıklıkla tuvalete çıkıyorsun? Nasıl? Yani gaytanın kıvamı nasıl? Kimin? Dışkının. Ama hocam ne yaptın ya? Oğlum doktora ayıp olmaz. Bu ailenin sağlığı benim için önemli. Yıldız iyileşti ya vallahi, gerçekten. Size de çok zahmet verdik. Çok sağ olun her şey için. Yıldız kardeşim toparladı. Ama sen yine de dikkat et bacım. Duydun mu abini? hocam daha. Ay şimdi sizden ne hikayeler vardır. İzmir güzel değil mi? Ya ne hikayeler? Tabii çok hikaye var. Şimdi İzmir'de hastanedeyiz. Bir vaka geldi. Hı. Baktık çok palpitasyonu var. Ama nasıl palpitasyon? Kardiyoloji bakmış. Diyor ki aort diseksiyonu olabilir. Hayda. Neyse aldık baktık. Pulmoner ödemim var. Ulan ne oluyor? Ödem hamur işinden olabilir belki ama. Hipertansiyon var. Elde ayakta miyokin başladı. Dedik ki acaba anemi mi? Kardiyoloji bakmış. EKG çekmiş. Sağlam diyor. Bir anda elde bir tremor başladı. Ama nasıl tremor biliyor, tutamıyor böyle. Tremor. Hey maşallah. Biz tabii acil macil koştur. Toksik durum çıktı. Ya, stimülan almış, bize söylemiyor, overdose olacak salak. Ya, biz tabii kardiyoloji, fizyoloji... Ya ne hikayeler, ooo! Nasıl bir hikaye bu ya, bu ne ya? Ay ilahi! Nasıl bir hikaye ya, bu hiçbir şey anlamadım ben. Baka geldi, çarpıntısı var, titremesi var. Kalp krizi sandık. Meğersem uyuşturucu almış, bize söylemiyor. Gül öldük gerçekten. Uyuşturucu bağımlılığı olsun, kalp krizi bölümü olsun,
Benim bayağı içim açıldı. Bacım, sen bu nişanlına iyi tahammül ediyorsun, ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun abisi. On iki sekiz. Boğazda yanma da bitti. Bitti bitti, ilaçlar iyi geldi. Allah razı olsun. İdrar rengi nasıl? Bu da iyi. Hay Allah'ım ya! Hayır bak, yemekleriniz tuzlu, ben size söyleyeyim. Yani böbrek sağlığı mühim. Ben böbreklerim güzel çalışır hocam. Senin Talip? İyiyim Serdar Bey, Türk gibiyim. Hiçbir sıkıntım yok, yeter ay! Ya kardeşim, sende mental retardasyon mu var ya? O ne ya? Halk arasında gerzeklik. Oha! Uyku apnen var, düz sabahsın. Ya iyi olacak, hastanın ayağına doktor gelmiş. Sen niye itiraz ediyorsun ya? İşle ilgili stresim var diyorum Serdar Bey. İyiyim, yeter daha. Çarpıntı oluyor mu? Gel bakayım, bakayım o şişeye. Koy bakayım parmağını buraya. Gide bakalım. Tak bunu. Yof! Ya neden bu yakınlık gibi oldu? Neden bizi sürekli muayene ediyorsunuz siz ya? İçsin Talip, ne masırı var? Ya Safiye abla, birazdan şu çantadan sedye ve neşter çıkacak. Aha birimizi şurada açık kalp ameliyatı yapacak diye korkuyorum artık. Bu ne be? Televizyonda gündüz programım var gibi. Her sabah doktor konuk. Ya böyle işte işe gitmeden böyle bir kahve iki muhabbet iyi oluyor ya. Belanın nasıl oldu? Ya işte azıcık iş yapınca ya belim ya bacaklarım kesiliyor, ne bileyim. Magnezyum eksikliği gibi. Ya abla, ben senden bir tüp kan alayım. Yani benimmiş gibi hastanede check-up'a sokarım. Ben kan vermekten azıcık korkuyorum ya. Yok be ya. Ya akşamüstü benim evde alacağım. Buzdolabına koyacağım, sabah hastaneye götüreceğim. Siz nerede? Ha? Şöyle bir bakıp vitamin verseniz. Anne suratına bakıp mı anlayacak? Ya Şenur teyze kök hücre nakli peşinde, sen üfürükçü kafasındasın. Ya bedava check-up. Bak, grip geçtikçe bacımın beyninde aktivite başladı ha. Şey... Almasak. Bende fobi bu ya. Ya Safiye abla bak, bir saattir al diyorsun, sonra vazgeçiyorsun. Yıldım ama ha. Peki al hadi. Öyle ya. Bakmıyorum ben. Tamam. Al hadi al. Tamam, derin bir nefes al şimdi Safiye ablacığım. Hayır. Bu ne? Ya zil bozuk kapıcıdır. Hadi ablacığım, derin bir nefes al şimdi. Derin bir nefes al. Ha? Ay hayır, hayır istemiyorum. Eşim Safiye abla! Oha, sen kimin böbreğini çalıyorsun oğlum? Neyi, neyi, neyi? Senin anlayacağın dilden konuşacağım. Abdominal bölgeni çakacağım sumsuğu, sonra da fasciyel bölgeni kırıp X yapacağım oğlum. Üş, ulan çık, kendine gel manyak. Talip, kendine gel Talip. Delirme ya, kan alıyordu. Talip böbreğini çalacak dedi. Ne yapacağım lan ben böbreği? Sakatatçı sensin. Böbrek mafyası ya bu. Baksana eve, yalandan bir ev. Birader, 6 ay önce geldim İzmir'den. Öyle eşya tuttuk evi. Ya bırak Allah'ını seversin. Bedavaya muayeneler falan neyin peşindesin? İki muhabbetin peşindeyim lan. Dostluğun peşindeyim. Doktorum ben. 10 yıl okuyorsun, sonra nöbete bilmem nesi. Nasıl sosyalleşeceksin? Doktor arkadaşlarım da İzmir'de kaldı. Ya boş versene. Geliyorsun bizim eve sürekli sağlık muhabbeti falan, o niye? Hayatım bu, ne yapayım? Ne yapayım, futboldan mı bahsedeyim? Ebru sanatından mı bahsedeyim? Halı desenlerinden mi bahsedeyim? Koç burnunuzu eli belinde. 17 yıldır günde 14 saat. Hikayem bu. Hocam yani birçok doktorun hobisi falan oluyor. Misal Ferhat Göçer müzik yapıyor. Sizin yok mu? Onu da ben yapayım ya. 12 saat hasta bakayım, müziği de ben çalayım. Var mı ya istek parça, onu söyleyeyim. Yok, estağfurullah. Oğlum yalnızım ben. Doktorluk yalnızlık. Bütün gün çalışıyorsun. Hayatın yok. Üzerine bir de hastadan dayak yiyorsun. Ya bir tek araba satarken avantajlı olan meslek mi olur ya? Doktorlara şiddet uygulayanları kınıyorum. Ama benimki bambaşka, tamamen yanlış anlaşılmayla ilgili bir şey. Abi canım, seninki ilgisizlikten değil, aşırı ilgi sebepli dayak. Bir ilke imza attın ya. Evet. Gidelim biz, rahatsız etmeyelim. Hocam, yemeğe falan hep bekleriz. Biraz zaman geçsin, evet. Hocam,
Az önce sizi sarsarken böyle bileğimde böyle bir çıt gibi bir şey duydum. Çatlamamıştır değil mi? Gözümün ucuyla bile bakmam. Hastaneye git, randevu al, hastaneye gel anam. Ama bu ruhsuzluk, Hipokrat yeminle ne oldu? Ruhsuz sensin, Hipokrat da sana girsin. Düz taban bok. Hocam en azından pespalanus gayta diyebilirdiniz yani, onu demediniz. Neyse, tıp terimlerinizi çok özlüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Tekrar kusura kalmayın artık.